القسم الثاني أو السبب الثاني من أسباب السعادة إذا ابتلي صبر. İbtilا olduğu zaman, bela musibet geldiği zaman sabretmek. عند الابتلاء bela geldiğinde الناس ينقسموا إلى أقسام أربعة. İnsanlar şu dört kısma ayrılırlar. Belada, musibetlerde insanlar dört kısma ayrılırlar. تسخط أي اعتراض على القضاء والقدر. Allah'ın kazasına ve kaderine itiraz edenler. وصبر. İkincisi sabredenler. ورضا راضي بقضاء الله وقدره. Allah'ın takdir ettiği kazasına kaderine razı olanlar. والرابع شاكر. Allah'ın takdir ettiği şeylere şükredenler. تسخط. Birincisi karşı gelmek, itiraz etmek. اعتراض على القضاء والقدر. Kaza ve kadere itiraz etmek, karşı gelmek. كبيرة من كبائر الذنوب. Bu büyük günahlardan bir büyük günahdır. بل قد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر. Ve belki de küçük şirkin çeşitlerinden bir çeşide ulaştırabilir. يتسخط بقلبه. Kalbiyle Allah'ın kaderine itiraz eder. أو بلسانه. Veya diliyle itiraz eder. أو بجوارحه. Veya azalarıyla itiraz eder. بالقلب. Kalple itiraz etmek şöyle olur. يقول لماذا أنا يحصل لي كذا ولا يحصل لي فلان. Şöyle söyler. Bunlar neden benim başıma geliyor da filancanın başına gelmiyor? ويذكر ابن القيم أنه بعض الناس يعني يتحدث مع نفسه يقول ظلمني ربي. İbn Kayyim rahimehullah diyor ki insanların bazı da böyle kendi kendine konuşuyor der ki Rabbim bana zulme diyor. هذا تسخط بالقلب. Bu işte kalp ile itiraz etmek karşı gelmektir. تسخط باللسان. Dil ile karşı gelmek de şöyle olur. Of. Of demek. أو يصيح. Veya bağırmak, çığlık atmak. أو كما يقول بعض الناس يا لهو يا مصيبته. Veya insanların bazı dediği vay başıma gelen, vay benim derdime gibi böyle nidalar yapmak. تسخط بالجوارح. Azalarla itiraz etmek de şöyle olur. يشق الجيوب. Yakayı paçayı yırtarak olur. ينتف الشعور. Böyle saçlarını, kıllarını yollarak olur. يضرب. Bir yere vurarak olur. يكسر. Bir şeyi kırarak olur. يسرع بالسيارة أحيانا. Arabayla mesela sürat yaparak olur kızdığı, sinirlendiği zaman. هذا تسخط. Bunların hepsi kadere itiraz etmektir. كبيرة من كبائر الذنوب. Büyük günahlardan da bir günahtır. القسم الثاني من الناس صابر. İnsanların ikinci kısmı da sabredenlerdir. الصبر مر. Sabretmek çok acıdır. لكن يترتب عليه حلاوة. Ancak bu acının arkasından çok bir tatlılık var, bir tatlı vardır. وَالصَّبْرُ مِثْلَ اسْمِهِ مُرُّ مَذَاقَتُهُ لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. Demiş ki bir şiirde sabretmek aynı ismi gibi çok acıdır. Ancak arkasından öyle bir tat olur ki baldan daha tatlı olur. مَا حُكْمَ الصَّبْرُ. Sabrın hükmü nedir? وَاجِبْ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ. Ümmetin icmasıyla sabretmek vaciptir. القسم الثالث من الناس راضي. İnsanların üçüncü kısmı yani musibetler arasında üçüncü kısmı razı olanlar. Yani bunun anlamı şudur. المصيبة والنعمة عنده سواء لتمام رضاه بربه يعلم أن كل ما نزل به فهو من الله وكل ما كان من الله فهو خير. Rabbi tebarek ve teala indinden gelen her şeye Allah tebarek ve teala yanından geldiği için onun indinde bilir. Madem ki Rabbimin katından gelmiş, onun yanında. Kendisine nimet verilmesi de, musibet verilmesi de eşittir. Çünkü bu da Rabbimin yanından gelmiştir, bu da Rabbimin yanından gelmiştir. Bunlara razı olur. Dördüncü kısımda, minennâs indel musibe, yani insanların musibet esnasında, dördüncü kısmı, şakir, şükredenlerdi. Keyf indel musibe kun şakir. Nasıl yani adamın başına musibet gelecek, musibete şükredecek? Nasıl yani? Amthile. Mesela misali. Şeyhul İslam İbn Teymiye. İbn Teymiye rahimehullah adkhalu ila sijn. Hapishaneye soktular, attılar. Zulmen. Yani zulm olarak haksız yere. Ve arada an yektub risale li ummihi min as-sijn. Hapishaneden de annesine bir mektup yazmak istedi. Tahayyal annaka al-an anta şeyhul İslam, alim, imam ve kaza. Şimdi sen kendini düşün, şeyhul İslam'sın, alimsin, imamsın, büyük bir adamsın. Ve adkhaluka as-sijn zulmen. Ve seni haksız yere hapse atmışlar. وأردت أن تكتب رسالة لأمك ماذا تكتب لها؟ أننا bir mektup yazmak istiyorsun. Bir düşün bakalım ne yazarsın annene. ظلمنا. Bize zulmettiler. وضيق علينا. Bizi sıkıştırıyorlar, baskı yapıyorlar. وكذا وكذا وكذا. Şöyle böyle bize bir sürü sıkıntı veriyorlar diye. شيخ الإسلام كتب لأمه. İbn Teymiye rahimehullah annesine şöyle yazmış. بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillah'dan, hamd eden, salavat eden sonra. وقال. Diyor ki.
ما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى. Diyor ki Allah Tebaraka ve Teala'nın üzerimde olan nimetleri birbiri ardınca devam edip gidiyor. Devam etmeye devam ediyor. وما زلنا في ازدياد في النعم. زيادة. Nimetler içerisinde artmaya, nimetlerimiz artmaya devam ediyor. Arttıkça artıyor. وقد فتح الله علينا بفتوحات. Diyor ki Allah bize öyle fetihler nasip etti, öyle şeyler açtı ki. ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير. Eğer diyor şu andaki durumumuz olmasaydı, yani kuşun üstünde bile olsa senin yanına mutlaka gelirdik, annesine söylüyor. وسلمي على الكبير والصغير والجميع. Diyor ki herkese, büyüklere, küçüklere, herkese benden selamet. هذا في السجن يقول هذا. إذا لو خرج ماذا يقول؟ Adam diyor bunu hapishanedeyken söylüyor. Peki hapisten çıksana diyecekti. قال هو رحمه الله. Diyor ki İbn Teymiyye رحمه الله. المسجون من سجن عن ربه. Diyor ki gerçek hapsedilmiş kişi Rabbinden hapsedilmiş, Rabbine karşı hapsedilmiş olandır. Rabbinden mahpusta olandır. وكتب رساله لاخوانه. Arkadaşlarına bir mektup yazmış. كتب في اول هذه الرساله واما بنعمه ربك فحدث من السجن. Yine hapishaneden arkadaşları yazdığı mektubun başında diyor ki Rabbinin nimetlerine gelince onları an, onlardan bahset. İzen هذا القسم الرابع اعلى المراتب احب واحب. Bu dördüncü kısım, yani nimetler, musibetler karşısında şükretmek en üst mertebedir. عند المصيبة شاكر. Musibetlerde şükreder. İzen الناس انقسموا عند المصيبة إلى أربعة أقسام. İnsanlar musibet karşısında şu dört kısma ayrılırlar. تسخط. İtiraz edip karşı gelmek. كبيرة من كبائر الذنوب. Büyük günahlardan bir günahtır. صبر.